Kriptonun geleneksel yatırımcılara yayılmasının en kilit yolu ETF'den bahsedeceğimiz videodan herkese selamlar. Kripto kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Özellikle Amerika sermaye piyasası kurulu olan seçe yapılan Bitcoin spot ETF başvuruları şu anki gündemi meşgul ediyor. Hep birlikte ETF nedir ve kripto paralar için neden önem arz ediyor bunları konuşarak videomuza başlayalım. Öncelikle Wikipedia'dan ETF'in tanımına birlikte bakalım. Burada yazı üzere borsa yatırım fonu menkul kıymetler borsalarında işlem gören bir yatırım fonudur. Hisse senedi, emtia veya tahvil gibi varlıkları tutuyormuş. En önemli kısım ise geleneksel ETF'lerde hisse senedi veya tahvil gibi endekse bağlı bir fiyat oluşuyor. Yani birden fazla varlığın fiyat hareketini baz alarak kendi bir fiyat oluşturuyor. Tabi bunun tek olan versiyonları da var ama genellikle geleneksel piyasalarda birden fazla varlığı kapsıyor bu borsa yatırım fonları. En bilindik ETF'lerden biri de Amerika merkezli S&P 500 arkadaşlar. S&P 500 Amerika'da bulunan halka açık en büyük 500 şirketin bir endeksidir. Şirketin bir ETF'idir. Endeks olduğu için tüm bu şirketlerin performansına baz olarak bir oranlama yapılır ve bunun sonucunda ETF fiyatı belirlenir. Kriptodaki sepet yapma mantığına benzetebiliriz aslında. Ama kripto paralarda bu durum tek bir coin üzerinde işliyor. Şu ana kadar gördüğümüz örnekler bu şekilde. Yani birden fazla coin'in hareketine göre bir endeks fiyatı çıkarmıyor. Şu anda hali hazırda Bitcoin ve Ethereum üzerine oluşturulmuş ETF'ler Amerika, Kanada ve Hong Kong gibi yerlerde işlem görüyor. Tabi işlem gören bazı farklı ülkelerde de uygulamada olduğunu söyleyebilirim. Hemen ilk açılan kripto ETF'ine birlikte bakalım. Evet şu anda ekranda gördüğünüz ProShares yatırım firması tarafından oluşturulan Bitcoin ETF. I ve kısaltması da Bito arkadaşlar gördüğünüz gibi burada fiyatı bir yer alıyor aşağıda da net ases kısmında toplam varlıkları 891 milyonmuş bu da oldukça güzel bir miktar aslında evet ilk açılan ETF ise ProShares tarafından seç onaylı bir şekilde 2021 yılında açıldı arkadaşlar şu anki fiyatı 16.98 ve toplam varlıkları da 891 milyon dolara denk geliyormuş. Amerika bu fon ile birlikte Bitcoin'in güvenilir bir kaynaktan fon olarak alım satımına izin vermişti. Burada da yine fiyat arz ve talebe göre belirleniyor. Yani bu ETF'e ne kadar fazla kişi talep gösterirse, alım yaparsa buradaki fiyat da ona göre artıyor veya tam tersi senaryoda azalıyor. Yani kriptolardan bir farkı yok aslında. Yalnız burada önemli bir detay var. Amerika üzerinde alım satımı yapılan bütün ETF'ler futures yani kaldıraçlı işlemler ETF arkadaşlar. Amerika dışında spot ETF imkanı sunan firmalar da var. İlk çıkan spot ETF ise Kanada'da yine 2021 yılında çıktı. Onu da hemen şöyle açayım burada. Bu da Purpose adında bir tane şirketin açtığı Bitcoin spot ETF'i. Burada da gördüğünüz gibi toplam varlıkları 611 milyon dolara yaklaşık bir fiyattaymış. Tane fiyatı ise yani aslında bu bir hisse senedi olarak geçiyor artık. Tanesi ise 5.86. 6 dolarmış Şimdi burada önemli bir konuyu anlamamız lazım. Spot ve Futures ETF arasında çok net farklılıklar bulunuyor arkadaşlar. Örneğin Futures Bitcoin ETF'inde sadece Bitcoin Futures fiyatını takip ediyor ve onun üzerinden bir değere ulaştırıyor. Fakat Spot ETF'de direkt olarak Bitcoin'in alınması gerekiyor. Yani piyasaya bir talep oluşturabilecek bir durum. Bu çok önemli bir fark ve Bitcoin'e meşruluk kazandırıyor. Şu anda BlackRock ve Fidelity Investments gibi şirket tarafından yapılan Spot ETF başvuruları seç tarafından onaylanırsa Amerika tarafından onaylanmış ilk Spot ETF hayatımıza girmiş olacak. Spot ETF'de de aynı zamanda likidite daha fazla ve riski tabii ki futures'a göre oldukça daha az. Hali hazırda Amerika dışında spot ETF imkanı sunan ülkeler var. Fakat dünyanın en büyük ekonomisinde böyle bir olayın gerçekleştiğini görürsek kripto paralar için büyük bir adım atılmış olacak. Bu sayede kripto paralara güvenin artacağını öngörmek en beklendik sonuçlardan biri ve bildiğiniz gibi yatırımcıları kripto paralardan uzaklaştırmak en büyük sorunlardan biri de güvensizlik. Tabii ki bu durum merkeziyetsizliğe oldukça aykırı ama yine de genel kripto piyasasına bir hareket katacağı için bu durumun bir yerde önemi kalmıyor. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. SEÇ bu Spot ETF sürecinde yaptığı her açıklamayla piyasayı hareket ettiriyor. Bunun bir örneğini de daha dün gördük. Manipülatif hareketler olduğunu söyleyebiliriz bir yerde. Şu anda dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock başvuru sürecinde olduğu için onaylanma ihtimalinin de yüksek olduğunu aslında bir yerde öngörmek mümkün. Bu tarz bir girişim hepimizi mutlu etti ve son yaşadığımız yükselişin sebebi de tam olarak buydu. O yüzden ETF haberlerini takip etmek piyasa hakkında fikir edinmemiz konusunda oldukça önemli. Spot ETF onaylandığında çok büyük bir yatırımcı kitlesi güvenilir şirketler sayesinde Bitcoin yatırımı yapma şansı bulacak. Bitcoin'e para girerse altcoin'lerin de bundan fayda sağlayacağını öngörmek çok zor değil fakat aralarından bazı koyunlar öne çıkabilir Sizce hangi koyunları en çok fayda sağlar yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz videomuz genel olarak bu şekildeydi bu tarz içeriklerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın